Baylar bayanlar hoş geldiniz. Kubilay, Alp, Obi-Wan Çelebi, Bohemian. Hoş geldiniz abi. Lido hoş geldin. Lost TV merhabalar, merhabalar. God of War'u az önce bitirip yine bu derse denk gelmek güzel oldu. God of War değil mi Gov? Başka pixel art olduğunu... Ha, Gears of the War da var evet. God of War'muş ama. Şimdi şey yapıyormuşum abi. Bayağı bir süredir bu pixel art dersi bekleyen arkadaşlar var. Açıyormuşum yayını ekranın üzerinde. Arkadaşlar pixel art böyle yapılıyor deyip bir şeyler çizip kapatıyormuşum. Mükemmel olmaz mı? İnskem olurdu. Yok abi ya. Bugün ne biliyorsam hepsini anlatacağım size. Ufak bir Photoshop'la falan gireceğiz. Yapmanız gereken ayarlar vesaire. Pixel art'ın ne olduğundan, ne olmadığından bahsedeceğiz. Sonra basit şekiller, yuvarlak ve kare çizmeyi göreceğiz. Ardından bir şeyler yaparız ya.
pixel art terimlerin üzerinden geçeceğim biraz. En son ufak bir şey çizip animasyonunu yapacağız ve bitireceğiz. Öğreteceğim işte Obi-Wan. Üzülme. Abi bu arada 15 birey satıp dükkanı kapatıp arabayı alıp ödedim faturayı. Süpersin. Helal olsun. Heyecan bastı öğrenme aşkıyla. Ben de çok heyecanlıyım ya. Ya çok yapmayı çok sevdiğim bir şey insanlara öğreteceğim bugün. O yüzden bayağı heyecan. HP follow sayısı, MP sub sayısı evet. Coin'ler de bit. Devam eder mi pek mi seri olarak peki? Sanmıyorum ya. Bugün temellerini anlatıp bitiririm. Yani devamında bir şeyler öğrenmek istiyorsan yayına gelmen yeterli zaten. Sürekli pikseler yapıyorum ben. Hatta bu yayını izledikten sonra benim yayınlarımda pikseler nasıl yaptığımı çok daha iyi anlayıp takip edip öğrenebilirsin. Aa Deniz hoş geldin. Kusura bakma ya. Kaçırmışım mesajını. Bence bu yayını kaydet. Ben bütün yayınlarımı kaydediyorum ya. Kaydet derken şey diyorsun herhalde, bilgisayara ayrıca kaydediyorsun. Ona bakmadım hiç. Sonra Twitch'ten indirebiliyorum diye biliyorum. Oradan artık indirip bir kenara atarım herhalde. Sonil hoş geldin. Suray. Merhabalar, merhabalar efendim. YouTube'a taşınmayı düşünmüyorum Deniz ya. Güzel fikir, çok güzel fikir ama... Bilmiyorum. Hemen başlamıyorsa bir çay alıp geleyim. Evet çaylarınızı alın abi. İhtiyaçlarınızı giderin. Ben yayına başlamadan önce hallettim o işleri. Çay almadım gerçi de. Arada mola da veririm. Ne kadar süreceği hakkında hiçbir fikrim yok. Yani 1,5 saat de sürebilir. 3,5 saat de sürebilir. O yüzden şimdiden lavaboya gidin, çayınızı alın, suyunuzu alın yanınıza. Bize biraz daha beklemeli miyiz? Herkesin gelmesi için. Yavaş yavaş toplanıyor insanlar. O sırada muhabbet sohbet edebiliriz biraz.
Bence de beklemeliyiz de. İnternette komik videolar yazıp izleteyim mi size? Durun. Hoş geldin Melisa. Cansu, hoş geldin. Şu anda chat'im yıldızlar geçidi gibi abi. Abi İsveç'te politik tartışmalar ekrana yansıtılırken bir televizyon programı ya televizyon kanalı çizgi film altyazılarını yanlışlıkla bu political tartışmaların altına veriyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Ve ortaya çok ilginç kareler çıkıyor abi. Mesela Merhaba Dünyalılar. Karıncalar mı? Karıncalar. Gibi. Veya en son icadım. Fantastik fantastik dinozor treni. Denizaltısı. Belgelere dikkat etmeyin. Bütün dinozorlar farklı şekillerde geçiyor. İki çift botum var. Bir kırmızı çift, bir de mavi çift. Galaktik hoş geldin. Hangilerini almalıyım? Bebeklerime soracağım. Oyuncak bebeklerinden bahsediyor burada. Mavi takım mücadeleyi 1 dakika 20 saniyede tamamladı. Kırmızı takım 47 saniyede. Safa hoş geldin. Çikolata. Hayır. Ben bebeklerim için bir çiçek bahçesi kuracağım. En güzeli de bu abi. Galaksideki en iyi kumdan kaleyi yapacağım. Öyle muhabbet sohbet ediyoruz galaktik millet toplanırken. Bu sanırım dün olmuş. İsveç'te politik tartışmalar dönerken bir televizyon kanalı yanlışlıkla tartışmaların altına çizgi film altyazıları koymuş. Gizli belgeleri ifşa alıyor. Maksat muhabbet, sohbet olsun. Sen Obama'ya söverdin. Obama'ya değil de Trump'a söverdin. Şimdi size çok değişik bir haber göstereceğim. Türkiye'de olsa bazı şeylerin yasaklanmasına sebep olacak bir haber bu da. Bu arkadaşımız abi kaydırağın üzerine çıkıp şemsiye ile atlamış ve kolunu kırmış. Bunu yapmasının sebebi de Fortnite isimli bir oyunda adamların gökyüzünden böyle şemsiyelerle atlayıp yavaş yavaş yere inmelerini izlemekmiş. Türkiye'de bu tür bir şey olsa ne olurdu biliyoruz hepimiz. Oh, bomba geliyor. Yok yok, ban yok.
Türkiye'de olsa Fortnite yasaktı şu an. Biz Pikachu'lar da gördük. Biz Getolar da gördük çünkü. Şemsiye yasaklanırdı. Hani çok bizden bir haber gibi göründüğü için sevip saklamıştım bunu dün. Son olarak tatlış bir şey göstereyim. Sonra durumlara bakalım. Abi çok tatlı bir karikatür bu. Yakınlaştırmaya gerek yok herhalde. Bir tohum ektim. Bu tohum arıları çekti. Arılar kuşları çekti. Kuşlar da onu çekti diye. Tatlı bir karikatür çizmiş arkadaşımız. Eğer görebiliyorsanız ekranda. Lan birkaç uçamayan bir Pokemon var. Aynen. Weaver Master, hoş geldin. Abi ben çok heyecanlıyım ya. Siz heyecanlı mısınız böyle? Bitti, bu kadardı. Üzerinden muhabbet sohbet yapabileceğimiz şeyler. Melisa ne yaptın? Melisa da bunu atmış. Elim ayağım titriyor, başla artık. Harold ya, adamım. İnternet ünlüsü adam. Şimdi sorayım abi. Herkesin Photoshop'u hazır mı? Eğer ikinci bir ekranınız varsa bunu çok daha rahat yapabilirsiniz benimle beraber. İkinci ekranı olmayanlar beni tabletten açmayı falan düşünebilirler yayın. Varsa. O da yoksa abi artık tek ekranda idare etmeye çalışacaksınız. Bir de müzik sıkıntısı var. Ben arkada müzik çalmak istiyorum. Ama bu benim sesimin silinmesine sebep olabilir kayıtta. Şimdi bu şu anda çalan listeyi denedim ben önceki yayınlarımda. İrem hoş geldin. Popi popi cupi, sen de hoş geldin. Çok teşekkürler takibin için İrem. Saat 7.30 orada. Oha! Bu inanılmaz büyük bir iltifat benim için. O saatte kalkıp bir yayına gelmek. Tabii yatıp kalktıysanız. Duymayıp geldiysen de iyi aslında be. Uykusuz uykusuz burada takılıyorsun. Haklısın İrem sen. Her türlü haklısın bak. Ne diyordum? Ha, Photoshop olayından falan bahsediyordum. Abi ikinci ekranınız varsa bir ekranı beni diğer ekrana tutorial değil. Photoshop açmanız daha iyi. Teşekkür ederim. Tamam. Geldiğiniz için ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizin inanılmaz önemli olayları şeyleri vardı. İşleri vardı biliyorum. Kiminiz çocuğunun doğumunu kaçırıyor şu anda.
kiminiz gitmesi gereken futbol maçına gitmedi, sahaya eksik çıkıyor adamlar. Sen de selam söyle Onur'a. Alışveriş diyorum. Okan'a da selam söyleyin. Onun dışında müzik olayından bahsettim. Bu şu anda çalan müzik abi. Önceki müzik diyorum. Şu anki çalan müzik listesi. Daha önceki yayınlarda denedim. Bir sıkıntıya sebep olmuyordu. Ama bu listenin uzunluğu bir saat falan. Hani saat başı aynı şarkıları dinliyor olacağız. Emre'nin de selamı varmış. Ona da selamlar. Ben Genelkurmay Cumhurbaşkanı başkanımızın toplantımı bırakıp geldim. Bak işte Lido'yu görüyor musun? Fedakarlık. Abi şu an yıldızlar geçti ya chat'e. Kim yok ki? Alışveriş diyorum. Abi o zaman ufak ufak başlayalım mı? Zaten başlangıçta hemen pixel art nasıl yapılır'a girmeyeceğim. Pixel art'ın ne olduğundan falan konuşacağız. Ki birisi size gelip resim mi çiziyor dediği zaman hayır. Bu pixel art'tır. Haddini bil diyebilirsiniz. O halde başlayalım abi. Hemen Photoshop'unuzu açmanıza gerek yok. Ben bir şeyleri anlatmak için Photoshop'u kullanacağım başta. Sonra Photoshop'un ayarlarını yapmanıza yardımcı olacağım. Şimdi abi. Pixel art dediğimiz hani piksellerden oluşan bir resim ya. Ya mesela şöyle yüksek kaliteli bir resim de pixel art mıdır mesela? Sonuç olarak çok çok yaklaştığım zaman ben bunu pikselleri göremiyor muyuz? Görebiliyoruz. Pixel art mı? Baktığım zaman bütün pikselleri tek tek görebiliyorum ben. Ben bu piksellerin her birini alıp başka bir yerde tekrar aynı renkleri aynı şekilde yan yana dizsem ortaya bir resim çıkmaz mı? Çıkar. Değil hocam. Değil. Neden değil abi? Çünkü piksel art olması için bir resmin belli başlı kurallara uymuş olması gerekiyor. Hani pixel art fotoğraf değil yani. E peki diyorsunuz. Bunu geçtik. Photoshop'ta diyelim ya da MS Paint'te. Ben aldım bir tane resim yaptım. Karaladım böyle resmi. Şimdi piksellerden oluşuyor ya bu benim yaptığım. Dijital bir resim bu. Fotoğraf değil sonuçta. Yaptım diyelim resmimi abi. Kulağı biraz büyük oldu ama olsun. E hocam bu piksel art değil mi? Bu piksel art yaptım ben işte. Öğreteceğim Lili, öğreteceğim sırasıyla. Şeye benzedi ya. Valiant Arts'daki Hans'a benzedi. Hans değildi çocuğun adı neydi? Sarı saçlı yapsak Hans gibi olur. E tamam benim böyle bir çizimim var. Bu pixel art değil mi? Çok güzel çizdiniz hocam. Abi bu da pixel art değil. Sizin resmi hangi programda yaptığınız onun pixel art olup olmadığını değiştirmiyor. Photoshop'ta da yapabilirsiniz, MS Paint'te de yapabilirsiniz ya da A-Sprite'da. Hiç fark etmez. Pixel art olması için az önce de söylediğim gibi belli başlı kurallara uymasınız lazım.
Pixart yaparken abi. Kapatayım şunu hadi. İhtiyacımız kalmadı artık. Her pikseli neden oraya koyduğunuzu bilerek koyuyorsun. Çünkü doğru Pixart doğru yaptığınız zaman bir piksel bile yaptığınız resimde o kadar çok şey değiştiriyor ki. Hocam çok güzel kapattı. Arka sıradaki arkadaşlarımız çok cıvıtıyorlar. Kendilerini müdüre göndereceğim biraz sonra. O arka sıradaki 3 arkadaş, siz veliniz gelsin. Velinizle konuşacağız. Hocam bir adam dersi kaynatıyor. Arkadaşlar susar mısınız? Dinlemek isteyen arkadaşlarım. Hani şimdi dedim ya, her bir pikseli oraya neden koyduğunuzu bilmek zorundasınız diye. Ya, bu durum her zaman için öyle değil. Mesela bir resmi boyarken ya da renklendirirken hani fill tool'u kullanıp içini doldurduğunuzda zaten biliyorsunuz oradaki karelerin neden orada olduğunu. Yani çok da böyle sofistike düşünüp kendinizi yormanıza da gerek yok bu arada. Şimdi, isterseniz ufaktan başlayalım. Mümkün olduğunca yavaş gitmeye çalışacağım. Hızlı gidersen bana et atıp, abi ben orayı kaçırdım diyebilirsiniz. Belki bir kere geri dönerim, belki iki kere. Üçüncüye dönmem muhtemelen. Aynı şeyi anlatmaya. Ama mümkün olduğunca yavaş gitmeye çalışacağım. Şimdi, Photoshop'u anlatabilmek için de abi, ekranı şöyle yapacağım. Ekranda hiçbir şey olmayacak. Sadece notification gelirse onları göreceğiz ekranda. Ki her şeyi rahatça görebilin. Galaktik yuh. Bu hangi program onu söylesene bir. Sırf dinliyormuş gibi soru olmak için soru soranlar oluyordu ya. Var mı burada onlardan? Galaktik onlardan bence şu an. Tamam. Şimdi abi Photoshop'u açın. Biraz bekliyorum Photoshop'u açmanız için. Açmadıysanız şimdiye kadar hala. Artık ne yapıyorsunuz derse nasıl geliyorsanız. Hani oğlum defterin nerede? Kitap nerede kitap? Abi yeni belge açmadan başlıyoruz. En basit yerinden. Pixart'tan önce biraz Photoshop'tan bahsedeceğim. Yeni belge açmak için yapmanız gereken çok kolay. Bunu bilmeyen yoktur muhtemelen aranızda. File'a gelip New'a tıklayacaksınız abi. En üstteki yeniye. Ya da Ctrl N'ye de yapabilirsiniz. Neden'in N'si. Yaptığınız zaman şöyle bir ekran gelecek karşınıza. Burada değiştirmeniz gereken bazı şeyler var. Evde kalmış hocam. Kendin de unutsaydın evladım. Kendin de unutsaydın. Şimdi. İsim önemli değil. Document type bende custom diyor. Ben buralarla çok oynamadım diye hatırlıyorum. Sadece şu kısımla oynadım. Ama benimkine uydurursanız eğer buradaki ayarları iyi olur sizin için de. Abi önce genişliği 128 piksel yapın. Burada doldurabileceğiniz kutunun yanında seçebileceğiniz şeyler var bak. Drop down menü var. Buradan pikseli seçmeniz gerekiyor. Çünkü artık piksellerle çalışıyoruz abi. Bizim ölçü birimimiz piksel bundan sonra. Santimetre vesaire değil.
Genişliği ve yüksekliği 128 yapıyoruz abi. Çözünürlük 72. O da piksel inç bu arada. Piksel değil mi hocam? Santimetre değil. Değil İremci, değil. Background'ı da transparent yapıyoruz abi. Hocam ben yanlış derse gittim galiba. Bunlar ne bilmiyorum. Pixel aspect ratio, square pixels falan diyor. Böyle ayarlanmış. Dokundum mu, daha önce bunları değiştirdim bilmiyorum ama benimkiyle aynı olursa muhtemelen sıkıntı yaşamazsınız. Hocam yoklama almadınız. Herkes burada tamamsa abi. Genişlik 128, yükseklik 128, çözünürlük 72. Color mod RGB color olacak abi. 8 bit olacak burası da. Neden böyle bilmiyorum, bana sormayın buraları. O kadar iyi bilmiyorum. Arka planı transparan yapıyoruz. Don't color manage this document. Square pixels. Hala kendim fakirsin. Yazık ya. 720 ile izlemezsen zor roman ya. Yazanları kaçırırsın. 480 belki kurtarır. Okey miyiz? Ekranımız geldi karşımıza abi. Şu anda sizin bu ekranda göremediğiniz şeylerden birinin timeline olması lazım. Şu. Bunu açmak için... Dur, bunu tekrar yerine koyayım. Yine yukarıdan window'a geliyorsunuz. Ve timeline'ı seçiyorsunuz abi. Açtığınız zaman muhtemelen aşağı koyacak onu. Aşağı koymadıysa siz koyabilirsiniz. Ya da nerede durmasını istiyorsanız oraya yerleştirebilirsiniz. Fark etmez. Burada da okeysek. Şu cetvel abi önemli. Bunu açmak için Ctrl R yapabilirsiniz. Açıp kapatmak için. Rize'nin R'si. Cetveliniz de olsun. Cetvelde tamamsa bir sonraki adıma geçiyoruz. Burayı güzel takip edin. Gözünüz burada olsun şimdi. Abi ikinci sırada edit var. Oraya tıklayın. En alttan bir üstte ayarlarımız var. Şu anda onu anlatıyorum işte. Grid'i anlatıyorum. Ben her şeyi planladım ya, dert etmeyin. Ders planım hazır. Sırasıyla her şeyi anlatacağım. Ben de. Ayarlardan Guides, Grid ve Slices isimli ayarı seçeceğiz. Photoshop İngilizce kullanmıyorsanız evet biraz sıkıntı olabilir, onu söylemeyi unuttum. Ben İngilizce kullanıyorum ve kullandığınız bütün programları İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bunun pixel art'la bir alakası yok abi. Bir programla ilgili bir sıkıntı yaşadığınız zaman İngilizce kaynaklardan çözüm bulma olasılığınız çok daha büyük. Aferin papates, aferin. Bak çalışkan öğrenci nasıl belli ediyor kendini.
Ve Photoshop'um sürümünden sürümüne farklılık da gösterebilir. O yüzden yavaş gitmeye çalışıyorum. Hani bulabilirsiniz diye. İndiriyor. Oha. Oha Galaktik. Galaktik direkt deneme sürümünü kullanabilirsin ya bugün. Sonra satın alacaksan satın alırsın kendin. Anladın sen onu. Heh, tercihler. Güzel. Abi burada guides, grid ve slices var. Türkçesi ne olabilir? Rehberler, bilmem neler vesaire falan. Evet, böyle çevirdim. Ne yapacaksınız? Beni durduramazsın. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Böyle çevirdim. Ya da abi kontrol Kastamonu'nun K'si olan tuşa basarsanız şöyle bir ekran gelecek karşınıza. Buradan alttan 5. ayar. Kılavuzlar ızgara ve dilimler diye mi çevirmişler? Oha ya. Bunu çeviren adamın aklına yanayım ya. Neyse abi burada 3. sırada. Şunlara dokunmasanız da olur. Guides ve Smart Guides yazan yeri. Şu üstteki renklere dokunmasanız da olur. Grid bizim ihtiyacımız olan şey. Style Lines abi. Grid... Gridline every 32 piksel olacak burası. Buradan yine pikseli seçiyoruz. Söylediğim gibi biz artık her şeyi piksellerle yapıyoruz abi. Bütün ölçü birimlerimiz piksel bizim şu anda. Subdivisionları da 1 olacak. Bunun dışında bir şey değiştirmemize gerek yok aslında. Aynı olması lazım geri kalan. Şöyle birkaç kişiden yaptık diye onay alayım. Tekrar programa döneceğim. Lilo. Grid'de style line olacak. Grid line every 32 piksel olacak. Style olmasa da olur ya. Ya sonuç olarak şu arkadaki kare kare görüntüye ulaşmanız lazım. Basınca olmuyorsa Suray, şu ekrana geldiğinde, bu arka ekrana geldiğinde kontrol Hasan'ın H'sine basman lazım. Açıp kapatıyor. Sizde muhtemelen kapalıdır. Başlangıçtan. Yine mi olmalı? O zaman görüntüden abi, view'dan. Buradan ekstraları açın. Show'dan da grid'i açın abi. Eğer gridleriniz gelmediyse ekrana tekrar ediyorum. Yine üst taraftan görüntü abi. View. Buradan aşağı iniyorsunuz. Show var. Ekstraz açık olacak. Buradan grid açacaksınız. Başka bir şey dokunmanıza gerek yok burada. Sonuç olarak şu görüntüye ulaşmış olmanız lazım şu an.
için bir şeyler yapmaya başlamadan önce değiştirmemiz gereken son şey abi. Image'e geliyorsunuz 3. sırada. Resim büyüklüğü var burada. Image size. Burada abi resample'ın seçili olması lazım. Nearest neighbor hard edges'ı seçeceksiniz. Alttan ikinci oda. Bunu seçmezseniz pixel artınızı yeniden boyutlandırırken blurlaşır çizgiler ve kötü görünür. Tekrar anlatıyorum. Üçüncü sırada resim var abi, image. Burada image size var. Aynı zamanda alt kontrol L herhalde bu ya da I. I galiba. Buna tıklayarak da açabilirsiniz. Image size'dan abi resample'ı açık tutacağız. Nearest neighbor olacak. Hard edges isimli. Alttan ikinci. Bunu yapmazsanız eğer resimleri büyütüp küçültürken pixel artta resminiz blurlanır ve kötü görünür. Neden kolaylaştın ki bu bilay? Hocam bende öyle bir şey yok. Peki Copy Poppy Jupy hangi versiyonu kullandığını bilmiyorum. Hangi versiyonda var, hangisinde yok onu da bilmiyorum. Şeye bakabilir misin benim için? Canvas size'a bakabilir misin? Gerçi burada olmuyor bu. Şeyde oluyor. Tekrar ayarlara giriyorsun. Neredeydi? Hah, burada. General'da Nearest Neighbor Preserve Hard Edges var. Buradan da seçebilirsin aynı şeyi. Geliyor, yazıyorum şeyden. Chat'e yazdım abi neyi seçmeniz gerektiğini. Bu tamamen resmi yeniden boyutlandırmakla alakalı. Zaten şu an neden öğretmen olmak istemediğini hatırlıyor. Yok ya, öğrencilerin böyle ilgili olsa derse çok güzel olurdu da ilgisiz öğrenciler soğutuyor senin dersten. Obi-Wan. Tamam mısınız? Bunu da yaptıktan sonra abi artık ufak ufak Photoshop'u nasıl kullanacağınıza gelebiliriz. Pixel art yaparken abi 3 ya da 4 tane tool kullanıyoruz. İş kullanıyoruz. Müziği kısayım azıcık. Okey. İngilizce dersi de yapsan efsane olur. Onu da bir ders kaçıran bir daha gelmez ama. Herkesin başından sonuna kadar takip etmesi lazım. Yoksa anlatayım İngilizce yani. Evet Fixer, biraz geç kaldın. Ama çok bir şey kaçırmadın ya. Her yer çizgi çizgi. Lilo, o zaman şuradan şeyi kapatacaksın. View'a gel. Show'dan sadece burada grid açık olacak. Bir de Smart Guides açık olacak. Şu UV overlay'in ne bilmiyorum, o açıkmış bende. İstiyorsan sen de açabilirsin. Başka hiçbir şey açık olmayacak. Sende muhtemelen slices da açık. Aynen 32 yapman gerekiyordu önde.
Lilo tekrar göstereyim oraya nasıl girdiğimizi. Ya CTRL'e K yaptığın zaman açılıyor zaten. CTRL'e K yap. Guys grid and slices var. Burada 32 yapman lazım grid'i. Every 32 piksel olacak. Heh. Tamam. Güzel. Abi şimdi ayarların çok büyük bir kısmını yaptık. Son bir yapmamız gereken ayar kaldı ama ondan önce Photoshop'a girip giriş yapacağız biraz. Bunun PixArt'la alakası yok. Photoshop kullanmakla alakası var. PixArt için Photoshop'ta birkaç tane tool kullanıyor olacağız biz. Şu başta gördüğünüz abi bir şeyleri tutup etrafa çekmek için kullandığımız adı neymiş? İsimlerini bilmiyorum ben. Move Tool'muş adı. V'yi kullanarak kısa yolu V. Bu tool'u da elinize alabilirsiniz. İkincisi abi Selection Tool. Bir şeyleri seçmek için kullanıyoruz bunu. Burada Pencil Tool'u kullanacağız abi. Eğer burada Pencil'ı görmüyorsanız sağ klik yapıp Brush yerine Pencil'ı seçmeniz lazım. Bir de Fill Tool'umuz var. Hani silgimiz var abi. Bir de Fill Tool'umuz var burada. Bunları kullanacağız sadece. Başka hiçbir şey kullanmamıza gerek yok PixArt'ta. Şimdi abi, ekranda bir yerden başka bir yere gitmek için nasıl efektif bir şekilde çalışabiliriz onu anlatacağım size. Zoom yapmak istediğiniz zaman buraya dikkat edin. Klavyenizden alta basılı tutup mouse'u yuvarlıyorsun. Ve mouse'unuzu nerede tutuyorsanız o tarafa doğru yaklaşır. Herkes bunu yapabiliyor mu şu anda? Bazen Photoshop saçmalıyor. Ve bunu yapmana izin vermiyor senin. Öyle zamanlarda ben şurayı tutup bırakıyorum abi. Geri takıyorum yerine düzeliyor. Bize fazla kare mi görünüyor? İlginç. Neden acaba? Farklı bir görüntü oluyor. Bilmiyorum, yaptığım bütün ayarları gösterdim size. Aynı olması lazım aslında. Şeye bakabilir misiniz? Canvas size'a. 128'e 128 mi burası? Abi sendeki kareler sabit ya. Bende bir sürü kare var. Ya siz hareket ettirdiğiniz zaman arkadaki kareler kayıyor mu? Anladım. Onun ayarı nerede acaba? Bilen varsa onlar da söyleyebilir abi. Artıyor kareler aynen. Anladım. Şu şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Arkadaki gri beyaz karelerden bahsediyorsunuz. Arkadakiler küçülüyor. Seninki gibi kalmıyor hocam. Ona bir bakalım o zaman ya. Hemen bir troubleshooting yapalım onun için. Canvas size'ın aynıdır ya. 128-128'dir. Image'ı da şurada bak. Alt Ctrl C yapınca da çıkıyormuş. 128'e 128 olması lazım. Ama sıkıntı o değilmiş.
Çok fazla büyütünce de mind'i kalıyor. Evet. Tamam, onun bir ayarı var ya. Mage'e yaklaştığım zaman da kareler aynı kalıyor ben. Değişmiyor yani. Mesela imaja tıklar mısınız? Peki. Kalmaz size burada bak. Canvas size'da piksel seçiyorum. Okey tıklıyorum. Tekrar canvas size'a girdiğimde santimetreye dönüyor. Onda olabilir mi? Onda olduğunu zannetmiyorum ya. Orada zaten piksel olarak belirliyorsun sen büyüklüğü. O sana şeyi gösteriyordur. Hani santimetre karşılığını gösteriyordur. Tekrar gel. Hani direkt piksel en boy oranı var. Öyle bir ayar mı yapmıştık acaba zamanla? Bakayım oraya. Ben bu ayarları yapalı yıllar oluyor. O yüzden anımsamıyorum. Burada Subdivision'ı 1 yaptınız değil mi bu arada? Bunlar gözükmüyor gerçi de. Rengi Custom, Style Lines. Burayı piksel yaptık. Slice'ları zaten kullanmıyoruz. Unit Rulers'a bakalım. Ha, buradan olabilir. Transparency ve Gamut yazılı bir ayar var. Grid Size Medium. Grid Colors Light burada. Belki bundandır. Burayı böyle bir yapayım ben. Onu değiştirdim mi? Düzelmedi. Ya arkadaki karelerin çok da önemi yok. Arkaya bir background rengi attığımız zaman kurtarırız her türlü de. Daha sonra yapmak isterseniz bu şekilde. Snapping ne acabası demiş. Pixler. Oradan olabilir. Workspace ile alakalı bir şey mi? Hayır. Okey. Snap'te ne açık? Hiçbir şey açık değil Snap'te. Ya bütün Snap'ler kapalı olacak abi. Bu ayarı da yaparsanız iyi olur sizin için. Yoksa saçma sapan gridlere tutunmaya çalışıyor pikseller. O da güzel olmuyor. Lucy hoş geldin. Unit Rulers'a tekrar bakabilir misin?
Bakalım. Burada rulers için yine piksel seçili olacak bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Tabi o ayarın transparency de olması lazım ya. Onu kapatmanın bir yolu vardır illaki. Ama ben bunun sıkıntısını hiç yaşamadım. Yani ilk ayarları yaptığım zaman da bu arkadaki kareler sabit duruyordu bende. Ama dediğim gibi arka plana bir renk atarsak. Zaten arka planı görmeyeceğiz. Gridlerimizle kalacağız burada. Şu an programa çıkıp girsek ayarlar kayıtlı kalır. Kalması lazım. Okey abi devam edelim o zaman. Önemli değilse. Daha sonra Photoshop kullanmak istediğinizde lazım olursa diye anlatmaya çalışıyorum da. Benim ekranı bölen çizgiler var. Başka onları nasıl kaldıracağım? Lilo şurada view'dan bakabilirsin ona. Extras'ın altında show var. Burada sadece grid ve smart guides açık olacak. Bir de belki bu. Bunun ne işe yaradığını da bilmiyorum ben. Mesela şurada pixel grid açıksa onun olmaması lazım. Çünkü pixel grid çok sinir bozucu bir şey. Ya gene kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz tabii ki. Yerini biliyorsun. Pixel grid kapalı olacak abi. Onlar da kaldırmıyorsa beyaz çizgileri ne kaldırabilir bilmiyorum bir daha. Ekstradan neler açık gösterebilirsin? Göstereyim hemen. Grid ve Smart Guides açık. Bir de aşağıda UV Overlay diye bir şey açık. O ne işe yarıyor bilmiyorum. Size söylediğim gibi. Grid'in açık olması lazım Lilo.
bazma olan şeyi işaretleyince mi geliyor? Hem. Photoshop'un hangi versiyonunu kullanıyorsun diyor. Şuradaki ayarlarımız aynı mı? Bakar mısın? Ona baka dur. Ben de yan ekranda bu kareleri nasıl durduracağız ona bakıyorum ama bulamadım. İlginç. Valla bulamadım. İlginç ya. Okey. Abi son yapmamız gereken bir ayar kaldı. Şimdi herkes sol taraftaki bu Brush Tool'a gelebilir mi? Normalde Photoshop'u ilk açtığınızda burada hep Brush Tool olur. Buna sağ tık atıp Pencil Tool'u seçmeniz lazım ikinci sırada. Brush kullanmıyoruz çünkü brush kullandığımız zaman kendi yumuşatmasını yapıyor çizdiğim şeylerin etrafına. Pencil'ı seçtikten sonra Pencil'ımızı seçtikten sonra hemen yukarıda burada bir şöyle bir alan var. İçeri gömülmüş. Hemen yanındaki minik oka tıklıyorsunuz abi. Buradaki boyutlardan herhangi birini seçmeniz yeterli. Düz olması lazım ama seçtiğiniz fırçanın. Ondan sonra bunun boyutunu bir piksele indiriyorsunuz. Hardness'ı %100. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunları yaptıktan sonra şeyler çizebilmeniz lazım. Çizdiğiniz zaman da tek bir piksel çizmeniz lazım bu şekilde. Bunu herkes yapabildi mi? O önemli çünkü. Piksellerimizi bununla çizeceğiz. Güzel. Şimdi bunun aynısını silgimiz için de yapacağız. Alttan silgiyi seçin. Eraser Tool'u. Yine aynı şeyi seçiyorsunuz. Bir şey seçin buradan. Bire indiriyorsunuz. Hardness'ı %100'lü oluyor. Bu da abi bir piksel silebilmek için bir seferde. Şu şekilde bir piksel silebilmek için.
Bu da tamam mıdır? Ha şey söylemeyi unuttum. Silgi de abi burada mod pencil'da olacak bu arada. Hemen burada modu yazar. Onu pencil ayarlamanız lazım. Tamam işte Trunner. Onu söylüyordum tam. Modu pencil alman lazım burada. Oldu şimdi. Güzel. Şimdi abi size etrafta bu resmin üzerine nasıl gezeceğinizi tekrar anlatacağım. Alta basılı tutup işte ne bileyim bir şey seçtiniz. Alta basılı tutup ileri geri yaptığınız zaman mouse'ta, mouse'un tekerleğiyle bu mouse nerede duruyorsa o tarafa doğru yaklaşıp uzaklaşır. Birinci hareket etme yöntemimiz bu. İkincisi space'e basılı tutup ekranı tutup sağa sola kaydırabilirsiniz bu şekilde. Bunları söylüyorum çünkü bilmiyorsanız eğer buradaki çubuklarla yapmaya çalışabilirsiniz aynı şeyleri. Bu çubuklar size çok zaman kaybettirir. Fill tool ile ilgili değiştirmemiz gereken bir şey var mı bilmiyorum. İşte foreground, normal, opacity %100, tolerance 0 bende. Şu ortadaki seçili. Bunda ayar yapmanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Hiçbir fikrim yok. Bu arada yeni gelen arkadaş kimse teşekkürler takip için. Hemen bakayım. Cengiz, hoş geldin Cengiz. Evet hocam sen devam et yapıyordur artık. Okey abi. Şimdi. Bu soru yayınlardayken bana çok geliyor abi. Oldukça saçma bir soru. Ama neden sorulduğunu da anlayabiliyorum. Şimdi. Pixel art yapmak için daha önceden çizim yapıyor olmanıza gerek yok. Ama tabii ki daha önceden çizim yapıyorsanız, mesela ben daha önceden karikatür çiziyordum. Az önce çizme, yani böyle çizebilmemin de şeyi oradan geliyor yani. Daha önceden karikatür çiziyordum abi ben. Onun faydası oldu pixel art'a kesinlikle. Daha önceden bir şeyler çiziyorsanız, renklerden anlıyorsanız falan tabii ki faydası olacaktır. Ama şey kesinlikle daha önceden çiziyor olmanız lazım mı? Hayır. Bir şeye çizmeye başlarken abi daha önceden çizenler bilecektir. Bir işe başlamanın birden fazla yolu var. Ya istersen mesela line art yaparak başlarsın. Önce dıştaki çizgilerini çizersin yani bir karakterin ki ben genelde böyle çalışıyorum. Hani bir surat mı çizeceğim? Bu şekilde suratın çizgilerini çizip onun üzerinden devam ediyorum. Öğretmenim tuvalete gidiyorum ben. Çok şey anlatma. Dur gitme bekle. Biraz dayan. 5 dakika sonra şey vereceğim zaten. Teneffüs molası vereceğim. Ya da abi şey yapmayı sevenler de var. Surat mı çizecek adam? İşte çiziyor abi şu şekilde. İçini dolduruyor. Ondan sonra bunun üzerinden rafine etmeye başlıyor. İşte gözlerini ekliyor. Ağzını çiziyor falan. Sonra beğenmediği yerleri böyle rafine ediyor. Vesaire vesaire. Nasıl başlayacağınız size kalmış yani. O sizin çalışma şeklinize bağlı tamamen. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi şu ders notlarımı yan tarafa bir açayım. İsterseniz bir mola verelim. Çünkü bir saattir falan Photoshop'la uğraşıyoruz.
Böyle saat başı falan bir 5 dakikalık mola verebiliriz. Saat şu anda kaç abi? Saat şu anda 4 çeyrek. 4.20'de devam edeceğiz. Verdim bile ara, çok geç. Öğretmen benim. Hadi abi, 4.20'de buradayız tekrar. Bu arada stream avatars kapalı. Chat'in düello mesajlarıyla ve benzeri şeylerle flanlanmasını istemedim mesajlarınızı görebilmek için. Hocam 16.20 oldu. Ben de geldim zaten. Hocam Melisa defterimi karaladı. Melisa bırak arkadaşının defterini. Evet, kaldığımız yerden
devam edebiliriz. Görüyorum ki aramızdan eksilen arkadaşlarımız olmuş. Teneffüsü fırsat bilip kaçmışlar dersten. Kendilerine disipline vereceğim. Şu ders notlarımı tekrar açayım. Hemen oraya doldurdum, çekirdek aldım geldim. Derste çekirdek çitlenmez. Şimdi yeni başlayanlar için abi, Photoshop'la ilgili ipuçları. Birincisi küçük başlamamız lazım. 128'i 128 başlatmamın sebebi şu gridlerden birini kullanacağız. Ama alanımız geniş olsun istedim. O yüzden 128'i 128. Bunun tamamını resim yapmak için kullanmayacağız şunu. Şu alanın hepsini kullanmayacağız. Aa evet, panik ekranı açık hala. Justice Screen'i açalım. Tamam. Abi 128'e 128 yaptık ya. Bunun hepsini kullanmayacağız. Sadece şu 32'lik alanı kullanacağız. Şu an panik ekranındayız bu arada. Onun adı panik ekranı değil. Hoca tahtanın önünü kapatmış değil mi? Göremiyorsun diye yazdım falan. Abi görüntü geç geliyor size. Tamam, ekran yazmayı kesebilirsiniz. Tamam. Yani şöyle bir alanda falan çizim yapacağız sizinle. Şimdi renk olarak da normalde içinde az renk olan bir palet kullanmanız daha iyi. Bugün öyle bir şey yapmayacağız biz. Yani herhangi bir palet kullanmayacağız. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Yeni başlıyoruz sonuçta. Program olarak da abi, Photoshop'u kullanabilirsiniz. Ben Photoshop'a alışık olduğum için bunu kullanıyorum. Ama istiyorsanız eğer A-Sprite'de kullanabilirsiniz. A-Sprite'de kötü bir program değil. Hatta pixel art yapmak için çok daha iyi bir program Photoshop'a göre. Bazı pixel art kurallarını otomatik olarak uyguluyor çünkü A-Sprite. Ve işinizi çok kolaylaştırıyor. Ama ben A-Sprite'e hakim olmadığım için Photoshop'ta anlatıyorum bunları size. Bu bilgilerinizi eğer istiyorsanız A-Sprite'a da taşıyabilirsiniz ama. Bir başka konu, resimleri nasıl kaydedeceğiniz. Kolaya kaçarsak öğrenemeyiz hocam. Resimleri nasıl kaydedeceğiniz. Pixel art kaydederken arkadaşlar sadece PNG ya da GIF formatında kaydetmeniz gerekiyor. JPG veya JPEG dediğimiz formatlarda kaydederseniz eğer pixel artınızı, kalite kaybına sebep olur. Pikseller kayar, blur yerler olur ve çok kötü görünür resminiz. Daha bir şey yapmadık. Pixel art ipuçlarından bahsediyordum. Derse geç gelenler olacağını bildiğim için. Resme nasıl başlamanız gerektiğinden konuştuk zaten. Dediğim gibi line art'la başlayabilirsiniz ya da büyük çankılar çizip onları rafine edebilirsiniz. Hocam biz Photoshop 101 dersini almıştık. Ben Photoshop biliyorum, sen pixel art'a geçmiyorsun. Okey. Abi, o zaman başlıyoruz şu anda. Sol alttan renk seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir renk kutusu çıkıyor. Ben bu renk kutusunu diğer ekranımda tutuyorum çünkü birinci ekranım benim bir televizyon ve renkleri biraz değişik, tuhaf gösteriyor. Yan ekranım biraz daha gerçek renk gösteriyor. Abi buradan en siyahı seçin. 000 alın abi elinize. Sonra tekrardan Pencil Tool'umuza geçiyoruz. Artık Pencil Tool'umuzdayız. Şöyle bir tane kareye yaklaşın. 32'ye 32'lik bir kareye. Yaklaşın. Şimdi sizden yapmanızı istediğim şey şu. Buna benzer bir çizgi çizin böyle. Benim çizdiğime benzer.
Bu bir soru işaretine benzeyebilir. Hiç fark etmez nasıl olduğu çizgi. Ama böyle kıvrımları olan bir çizgi çizmenizi istiyorum. Şimdi size Pixel Perfect nedir onu anlatacağım. Öğreneceğiniz ilk terim bu, Pixel Art'taki. Baylar bayanlar, Pixel Art yaparken istediğimiz gibi çizemiyoruz her şeyi. Hani karalama yapar gibi resim yapamazsınız Pixel Art yaparken. Bir şeylerin güzel gözükmesi için fazladan pikselleri silmeniz gerekiyor. Mesela bu durumda biz şuradaki pikseli istemiyoruz. Pikseller bu şekilde yan yana gelemez mesela. Bazı istisnai durumlar dışında. Ha buna ne yapmışım ya? Bozmuşum ben. Pencil olacak. Brush'a geçtim şimdi. Atıyorum mesela burada da aynı şey var. Burada ya şu iki pikseli sileceğim ya da bunu sileceğim. Hani şu şekilde 3 tane piksel asla yan yana gelemez Pixel Art'ta. Mesela burada var aynı şey. Şurada var. Bunların hepsini kaldırdığım zaman ortaya daha güzel tek bir çizgi çıkıyor ortaya. Bu çizginin bu şeyde sıkıntı yok mu? Tabii ki var. Jagged Lines dediğimiz olay var burada. Ona da biraz sonra geleceğiz. Bunu yaptıktan sonra abi bir tane daha çizgi çizin aynı şekilde. Bir pratik daha yapın. Mesela çizgiyi attım ben böyle. Silgiye geçtim tekrar. Ve fazladan noktaları siliyorum. Mesela burada var bir tane. Bu güzel bir pratik. Elinizi alıştırabilmek için. Mesela şurası çok düz oldu fark ettiyseniz. Eğer ben gerçekten buranın böyle keskin düz görünmesini istiyorsam bu pikseli burada bırakabilirim. Ama ben daha kıvrımlı bir şey istediğim için orayı kaldırdım. Güldürmeyen mod bugün senin banlandığın gün abi. Geri git buradan. İşte bu fazla nokta kime göre, neye göre ben bunu anlamıyorum. Ya diyelim ki Melissa ben bir şey çiziyorum. Ne çizelim? İkidir surat çiziyoruz. Gene surat çizelim. Hani. Hatta gözlük çizelim. Şimdi, az önce çizdiğimiz çizgiler var ya, aynı hata burada var şu an. Mükemmel değil bu. Mükemmel olması için fazladan olan çizgileri kaldırmam lazım. O çizgiler hangileri? Mesela burada böyle çapraz çapraz gelen çizgiler var ya, onları istemiyorum ben. Şuraları istemiyorum. Belki şu kenarların daha yumuşak olmasını istiyorum, o yüzden buradan kaldırdım. Bir bakıma temizlik yapıyorsun bu şekilde. Senin çizdiğin şeyi hatırlıyor musun Melissa? Astronotoru. Onda bu sıkıntı vardı mesela. Buralarda fazladan çizgiler olduğu zaman gereksiz kalın gözüküyor çünkü. Hani şöyle de olabilir burası. Yani buralar böyle de olabilir ama gereksiz kalın oluyor. Hani... Çizginin geri kalanıyla uyumlu olmuyor. İstisnai durumlar dışında, tekrar söylüyorum. 3 tane piksel asla şu şekilde yan yana gelmez. Ya da ne bileyim böyle falan. Tetris parçalarıymış bunlar aslında değil mi?
böyle olmazlar abi, nasıl olurlar? Şöyle olurlar. Bu nasıl olur? Belki böyle olur. Ya da hangi şekli vermek istiyorsan böyle de olabilir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Tamam, ilk kuralımız bu abi. Bunu anlamayan, hocam ben anlamadım bir daha anlatır mısın diyen varsa anlatayım tekrar. Yoksa geçeceğim. Ve tekrar söylüyorum. Bunun üzerinde pratik yapmak istiyorsanız yapmanız gereken çok kolay. Hani böyle bir çizgi çizip abi. Bunun üzerinde fazladan pikselleri temizlemek. Bu şekilde. Bir yerden sonra gözleriniz çok rahat buluyor zaten pikselleri. Ya atıyorum. Ne çizeceğim ben? Bir tane canavar gibi bir şey çizeceğim, tamam. Kafası şöyle olsun dedim. Burnu uzun olsun dedim. Gövdesi de şişko olsun şöyle. Buna baktığın zaman bu çizgiler şu anda inanılmaz çirkin. Temizlemem gereken yerler var. Hemen hızlıca yapıyorum buraları. Şimdiden daha biçimli görünmeye başladı kafası. Şurada var bir tane. Fazladan bir de şurada var. Şimdi çok daha temiz bir çizgimiz var burada. Geri kalanını ben piksel perfect olarak kendim çizebilirim. Mesela burada az önce söylediğim şeye karşı, hani az önce söylediğim şeyle çelişen bir şey yap. Pikseller gördüğünüz gibi birbiriyle aynı. 3 tane piksel. Burada da aynı şekilde. Ama burada benim anlatmaya çalıştığım şey farklı. Ve hani çirkin görünmüyor. Buralar da aynı şekilde. Mesela bu şekilde yapamam normalde. Ama ben bu kenarı sivri görünmesini istediğim için orada bu pikseli bırakabiliyorum. Gibi. Çok tuhaf bir çizim oldu bu da. Ne olduğu belirsiz bir çizim. Pixel Perfect böyle arkadaşlar. Şimdi geldik Gavurların anti-aliasing olarak yazdığı AA'ya. Bunu anlaması biraz daha zor Pixel Perfect'e göre. Şu şekilde yazılıyor. Buraya sığarsa eğer. Çok büyük yazıyorum ben çünkü genelde yazılarım. Hop. O da değil. Tamam. Ing diye devam ediyor bu, öyle düşün. Bunu buraya yazmamın bir sebebi var bu şekilde. Çünkü Photoshop bir yazı yazdığınız zaman otomatik yapıyor bu bahsettiğim anti-aliasing'i. Bu nedir biliyor musunuz? Yarım piksel koymak gibi bir şey. Yarım pikselden kastım da şu. Gitgide silinen piksellerin olması. Ama biz bunu istemiyoruz. Hani bu şekilde olmasını istemiyoruz. Bizim istediğimiz şu şekilde. Bu neden böyle biliyor musunuz? Şunu kapatayım ben. Uzaklaştığım zaman abi bu yazının etrafı daha yumuşak görünüyor. Pixel art'ta da var böyle bir şey. Hemen bir layer atayım yine. Ya atıyorum. Niye yazamıyorum buraya? Çünkü seçim var değil mi? Uzaklaştığım zaman bunun kenarları böyle çok şey gözüküyor. Hani keskin gözüküyor, sert gözüküyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu engellemek için abi benim de anti-aliasing yapmam lazım. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu aslında statik resimlerde yapıyorsunuz genelde. Seçimden nasıl çıkıyoruz? Seçim tool'u açıksa abi Escape'e basabilirsin ya da boş bir yere tıklayabilirsin bir kere. Yeni belge mi açtın? Güzelmiştir o.
kenarlarını yumuşatma olayı yani tamamen. Normalde arka planda arasında bir renk seçmeye çalışıyorsun. Atıyorum burası siyahsa şu şekilde kenarlarını abi biraz daha açık bir renk ekliyorsun. Hatta buralara da ekleyebilirsin. Oralarda yumuşak görürsün istiyorsan. Hani Photoshop'un otomatik olarak şey yaptığı şeyi bizim elimizle yapmamız gerekiyor PixArt. PixArt'ın zor yanlarından birisi bu. Uzaktan bakınca biraz daha yumuşak görünüyor şimdi kenarları. Az önceki gibi keskinlik kalmadı. Bunu yapması kolay değil. Ben de hala kendi PixArt'larımda yapmakta zorlanıyorum buna. Ve çok kullandığım bir şey de değil. Atıyorum. En son yaptıklarımdan bir şey açarsak. Büyük canavarlardan birini de mutlaka yapmışımdır. Dragon'da falan mesela. Abi bak şu kenarlarda gördükleriniz tamamen onun için konulan şeyler. Buraları sert görünmesin diye. Ya da şurada eklediğim şu tek kare. Gibi. İsteseydim arkaya koyu olarak şey de atabilirdim. Bu ejderhanın arkadaki kanadına. Şu şekilde buralara da atabilirdim. Daha yumuşak görünürdü uzaktan bakınca. Burada ışık kaynağı varmış gibi düşünüyor muyuz? Hayır kesinlikle. Işık kaynağıyla hiçbir alakası yok. Don Vito üzgünüm. Bayağı geç kaldım. Ama buradan sonrasını izleyebilirsin. Yayın geçmişini de izleyebilirsin sonra. Dediğim gibi yakından bakınca abi gördüğünüz gibi Photoshop bunu kendisi yapıyor zaten. Buna da anti-aliasing deniyor. Hatta şu yazıyı biraz küçülteyim de nasıl yazıldığını iyi görün abi. Şu şekilde yazılıyor. Hemen şu an çizebileceğiz bunu bak.